Teşekkürler. Aa. Ama sunum... Sunumu güzel. Sunumu güzel. Şimdi sunumuna diyecek yok. Şef tabağı gibi. Evet. Aynen. Gerçekten evet, de öyle. Olsun. Yani yemekte de sunumda o kadar tabaklama önemli ki. İştah açan, böyle ye beni diyen bir tabak olması lazım. Görsellik çok önemli. Şu görüntü çok başarılı çok. Gözüküyor. Yani sunumda. Çok başarılı. Ve de çok da beklemedik ana yemek için. Evet. Bekletmedi bu onun arkası. Ama sebzeler aynı Zuhal Hanım. Hani biber ve şey. Kabak var galiba farklı. Soğan da var. Ben de şu kabak var. Ha evet kabak ben de şimdi gördüm. Kabak. Şimdi gördüm evet. Ben biber, soğan ve havucu gördüm. Yemekler beklemiyor. Hepsi zamanında yetişiyor diye düşünüyorum. Çünkü servislerim çok hızlı. İyi işaret bu. Salatalar gecikti ama. Yemek bitti. Evet salataların gelmesi gerekiyordu. Güzel olduğu için hızlı yiyoruz. Ben tadım dayanamadım. Yok güzel. Bana güzel gelmedi doğrusu. Eti sadece pişmiş. Püre acı, eti tuzsuz. Yani et bence güzel. Yani Zuhal Hanım Ahmet Bey bugün çok üstüme geliyor. Ne söylesem Ahmet. Ama niye böyle yapıyorsunuz Ahmet şey Bey? Yani mi? Ah Derya Hanım ah diyerek bana oradan serzenişte bulunuyorsunuz. Yani sizin yorum değil, yapmayayım mı? En çok benim üzerime geliniyor bugün. Derya yani Hanım, en çok şey benim söylemedim. Geliniyor. Dün yüksek puanlar aldım ya. Ne oldu ben değil. Anlamadım. Yani benim bir ego yapacağımı düşünüyorlar. Asla öyle değil. Sizin öngörünüze göre o zaman, sizin o zaman bantınıza göre yarın da benim son günüm olduğu için evet. Tam tersini yapmam lazım. Nasıl yani? Dünkü gününüze kadar bu şekilde tavrınız yoktu. Aa. Neyse ki bugüne döndünüz. Aa. Bugüne döndünüz. Otomatikman hiçbir yapıcı hayır hiç olur mu et pişmiş dedim açtılar resimlerini de gösterdiler et pişmiş dedim ona hiçbir sözüm ya, yok pizzanın hamuruna laf söylediniz pişmiş evet. Ben çorbaya laf söylediniz çorbaya hayır çok güzel dedim pizzanın hamuruna laf söylediniz daha konuşmak istemiyorum ne söylesem siz bugün bana niye böyle yükleniyorsunuz ben hiç anlamadım sizi rakip olarak gördüğünüz için mi bunu yapıyorsunuz çok güçlü bir rakibim hepiniz için baştan beri İdil Hanım'ın da menüsünü eleştirdim gereken puanı verdim hanımefendinin de puanını menüsünü eleştirdim ona göre verdim bugün de aynı şekilde eleştiriyorum ve puanımı veriyorum güzel olana güzel demiyorsunuz diyorum eti pişmiş dedim arkadaşlar da duydu. Yani bence de et pişmiş. Et hani pişmiş. Siz... Et değil ki olay. Sebzeyi sebzesi pişmemiş. Püreyi yapıyoruz. Püreyi beğenmedim. Ağzım yanıyor. Teşekkürler. Lezzeti de hoşuma gitmedi. Peki efendim. Salatalar gecikti. Ama yani, katılıyorum şimdi geldi. Bakın size. Tadım bitti. O konuda katılıyorum. Sebzeleri pişmemiş. Kabak, sebzeleri bir tane kabak böyle yedim olur çiğ. Zaten. Sebze bu kadar da pişmemiş çiğ olmaz beyefendi. Hayır. Kabak bayağı çiğdi benim. Öldürmemiş. Yani ben sebzeler ölmemiş bence. Tamam ölmez pişmesi, biliyorum pişmesi ama benim kabağım yani. Bayağı çiğdi. Biberleri de tamam biber biraz öyle çiğ sevilebilir. Hı-hı. Ben tercih etmem ama ona hı-hı. Sorun yapmıyorum. Ama kabak bayağı çiğdi. Püresi gayet acı karabiber. Kestane tadı hiç almıyorum. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Yarışmacı gelsin ona söyleyelim. Tamam. Derya Hanım bugün puanlarını korumak için sürekli bence mazeret aradı. Sürekli olmuş yemeğe olmamış dedi. Yarışmanın başından beri söylüyorum zaten. Önemli olan el lezzeti, önemli olan yemeklerin tadı tuzu yerinde mi? Lezzeti yerinde mi? Derya Hanım bana göre bugün kendi puanlarını korumak için ve kendini dün aldığı puanlardan mütevellit birinci olarak erken ilan ettiğinden dolayı bugün politik yaklaştı. Adaletsiz olmakla suçladı beni ama maalesef adaletsiz davranan tamamen kendisi oldu. Ben bir de su rica edebilir miyim İsmet Bey'den? Olur. Yani soğuk mümkünse. Biraz yandık da. Neden yandın İdil? Çok baharatı var. Yani çok karabiber var şeyde, pürede. Kaşık salatası için kaşık getirdin. Evet, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hı-hı. Şimdi soğan olduğu için yemeyeceğimi söyledim. Yemek zorundasın bu masaya gelen her tamam, şeyden tatmak zorundasın. Tabii ki bir kaşık pardon, veya arada, iki kaşık. Kusura bakmayın biraz salatada biraz gecikme oldu sosuna sonradan koyduğum için. Şimdi tabii ya ana yemekten önce gelmesi ya da o esnada gelmesi lazım. Tamam mıdır? Bir kaşık al. Zuhal Hanım. Benim sınırımı zorlama.
hani pazartesiden itibaren, benim günümden itibaren zaten saygısızlık noktasında terbiyesinden çok zorluyordu zaten. Yani bir kere iki kere yaparsınız bunu ama süreklilik arz ediyorsa bu demek ki hem kötü niyet hem de altına başka şeyler aramak demek. Evet, bu arada bir son dakika gelişmesiyle ilgili seyircilerimize bir açıklama yapmak durumundayım. Şu an gördüğünüz gibi Esma masada yok. Çünkü maalesef kendisi yarışma kurallarına uymayan, formatımıza, bize, size yakışmayan maalesef davranışlarda bulundu. Pazartesi günden itibaren gerek kamera önünde, gerekse kamera arkasında, gerek buradaki yarışmacılar, gerek ben, gerekse ekibim kendisini birçok kez ikaz ettik. Hal ve tavırlarına, konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini söyledik. Amiyane konuşmalar, argo konuşmalar. Keza İsmet de çok sıkıntılı. Onun yarıştığı gün İsmet'e de bir kısmını gördünüz ama biz tabii ki etik olarak bu tür şeyleri yayınlama taraftarı değiliz. Yayıncılık kuralları çerçevesinde, ilkeleri çerçevesinde yayın yapan bir program olduğumuz için ve bizzat ben kendim buna çok dikkat ettiğim için biz maalesef bazı şeyleri söyleyemiyoruz, gösteremiyoruz size. Salı günü de yaşanmaması gereken, bizim bugüne kadar açıkçası ilk kez başımıza gelen bir şey bu. Kendisi de maalesef bugün biraz evvel de yeni seansıtamayacağımız bir hal ve tavır içerisindeydi. Dolayısıyla kendisi şu dakikadan itibaren programda olmayacak. Onun bugüne kadar sizlere vermiş olduğu puanlar silinecek. Diğer yarışmacıların verdiği puanlar üzerinden bir hesaplama yapılıp o puanlar ve benim puanlarım toplamında birinciyi belirleyeceğiz. Değişen bir şey olmayacak yani hayatımızda. Ama gerçekten de bizim için saygı, etik şeyler, nezaket, bütün yarışmacılar da çok rahatsızdı biliyorum zaten. Benim kıyafetime dün laf attı. Sürekli kendini gündemde tutmaya çalışıyordu. Sürekli konuşmaya çalışırken araya giriyordu ki asla bir insanın sözünü kesmemek gerekir. Esma Hanım diskalifiye oldu. Tabii ki de üzüldüm. Böyle tatsız olaylar yaşanmasını istemezdim. Bir yarışmacı olarak ben de bundan etkilendim, gerildim, modum düştü. Gerek yoktu. Keşke üsluplara dikkat edip daha tatlı, seviyeli bir şekilde devam edebilseydik. Biz şimdi İsmet'in yemeğini değerlendirmeye devam edeceğiz. Ana yemekte kalmıştık en son. Evet İdil'cim, seninle başlayalım. Püre, kestaneli püre. Evet, ben patates püresi demiştik ama ben sadece karabiber tadı aldım. Çok yakıyor boğaz. Yani inanılmaz yaktı boğazımı. Hiç kestane tadı alamadım ve çok almak istiyordum. Çok merak ediyordum çünkü. Etiniz güzel. Ben hani pişmesi konusunda bir sıkıntı yok benim için. Garnitürler diri kalmış. Hani ölmemiş, o güzel. Öyle olması ama gerekiyordu çünkü. Evet, tabii. Onda sıkıntı yok ama püre hani yedim ama inanılmaz acı, hatta suda istedim hani. Şunu hani saklamayacağım. Yani neyse onu söyleyeceğim. Çünkü ben adaletli olmayı seven bir insanım. Neyse onu söyleyeceğim. Normalde patates püresinin içerisindeki kestane çok baskın gelmemesi için tat olarak karabibere bir tık fazla koymam gerekiyordu. Ama o bir tıkın biraz fazlasını koymuşum. Çok fazla. Gramajımla ilgili. Ama normalde biraz şey yapmam gerekiyordu yani. Bir tık az koymam gerekiyordu. Bir şey söyleyeceğim. Karabiberi neyle döktün? Bence paketiyle. İşte ben... o yarışma esnasında o zaman öyle oldu yani. Paketiyle yoksa paketim içine düşürdünüz. Yok, paket içine düşürmedim ama bir anda toz halinde olduğu için. Aslında şey düşünüyordum ben. Tane karabiberi markette biliyorsunuz artık yarıştığınız için İdil Hanım. Bazı şeyler unutulabiliyor. Ondan dolayı toz karabiber olduğu için biraz oradan fazla koymuş oldum. Poşet içine düşmüş. O konuda, o konuda özür diliyorum. Kusura bakmayın. Evet, onun dışında nasıl yemek ve salata? Salatayı tattım. Salatanın sosu, tadı, tuzu yerinde. Hani ben çok tuzu sevmiyorum. Çok şey de sevmiyorum, tuzsuz da sevmiyorum. Bence tadı tuzu yerinde. Suyuna da baktım. Suyu da güzel ama biraz daha su olabilirdi. Yani böyle kaşıkla tam böyle daha da yiyebileceğimiz gibi. Belki bana az gelmiştir, İyi bilmiyorum. Suyu. Bana iyi. Bana hani, bakın. Ben biraz daha fazla bekledim. Belki öyle sevdiğiniz için olabilir. Ya suyu tamam. İşte bak, ben de çok az var. Bana sizin istediğiniz tarzda denk. Ha, işte o, ben onu bekliyordum. Ahmet Bey'inki gibi bekliyordum. Ben de çok az var. Ha, sana az gelmiş o zaman koyarken. Ama hani bu takılacağım bir şey değil. Sizinkine. Benimki de aynı. Böyle yapayım. Evet, aynı sizde. İşte hani biraz az gelmiş. Evet. Daha şey bekliyordum. Yüzer halde bekliyordum. Evet. Öyle anlatayım. Çünkü tariflerde öyle. Öyledir. Ha, evet. Ama
tadı tuzu yerinde. Peki. Afiyet olsun. Seni yorumlayalım sevgili Derya. Benim yorumum püreden başlıyorum. Pürede İdil Hanım'a katılıyorum. Karabiber siz de katıldınız. Ben, püre olmamış neyse, kabul o, ediyorum. Yani şey bir şey yok. Merak ediyorum. Kestaneyi nasıl bir şey kullandınız? Kestaneyi... Yani bu mevsimde yok ya. Mevsimde yok. Zaten o kestane şekeri o şekilde satılıyor. Yani konserve kestane halinde satılıyor. Kestane şekeri patates, tatlı patatesten yapılıyormuş. Onu mu kullandınız? Normal patates, patates bildiğimiz. Ben baktığım tariflerde tatlı patatese kestane konuluyor. Benim de aklıma geldi. Tatlı patates kullanır mı diye acaba. Acaba onu mu kullandınız? Sarı, yani normal tatlı patates dinlemem. Sarı patatesten kullanmayacağım. Özel olarak patates alayım falan. Mesela ben onu şey belirteyim. Patateslerin kumpirlerini özel getirttim patatesçiden. Ya, kumpir olduğu için o konuda zaten başka yapacak şansınız yoktu. Yani o şekilde olması gerekiyordu yani. Yani püre, maalesef püre olmamış. Tatlı patates olabilir. Etiniz ama pişmiş ama tuzsuz biraz. Onu da şey yapmıyorum. Kendi, tuz tamamen göreceli bir kavram. Çünkü tamam, genel onu da katmıyorum. Şey ama bana pişmiş tuzsuz olarak gelmedi ya. Et tuzsuz gelmedi. Ya da böyle ayrı ayrı mı tuzladınız? Böyle pişirdikten hayır, sonra herkesinkini porsiyon olarak mı tuzladınız? Hayır, kesinlikle hayır. Ben eti ilk önce marketten geldikten sonra eti marine ettim ve bir saat dolapta bekledim. O aşamada mı tuz koydunuz? Hepsinin içindeydi o. Sertleşmez mi öyle olunca? Hayır, sertleşmez. Biz genelde evde son aşamada koyarız pişerken tuzunu. Ben de, hani şeflerden de öyle dinledim. Ben o konuda sıkıntı yok. Ben çünkü ama salça falan yok buna. Tuz, karabiber, defne yaprağı, sarımsak, kekik. Hiç almadım tadını. Gerçekten o şekilde mi? Marine ettim. Tabii. Normal bir et gibi ettim. Geldi bana. Biraz kekik var üstünde. Yani, kekiği gördüm. Şöyle bir şey diyeyim. Almadım. Hem de bitirdim pirzolamı. Şöyle diyeyim Derya Hanım. Şey çünkü dolapta bekliyorum. Kısa bir süre ama hani dediğim ürünlerin hepsini koydum içine. Elinize sağlık. Eti değerlendireceğim yani. Olmuş olarak değerlendiriyorum. Sebzelerde biberlere şeyim yok, şikayetim yok. Avdante az pişmiş olarak olması gerekiyor. Kabak benim gerçekten neredeyse çiğdi yani. Aa. Evet, benimki çok çiğdi. O bence hoşuma böyle gitmedi. Böyle olması gerekiyor. Ya şimdi yani, dedim ya. Dediğim gibi. Blanch ettin mi? Biberleri şey ettim tabii, ama. Tabii. Sotelede ilk önce yani kayıplarında gözüküyor. İlk önce havuçla başladı. Böyle. Çünkü havuç geçmişen bir şey. O yüzden ilk önce havuç, havuçtan sonra kabak, kabaktan sonra soğan, soğandan kabak, sonra yeşil kırmızı biberi koyduktan sonra şey yaptım. Diğerleri güzel. Kaşık salataya gelince ben evde çok yaptığımız bir salata değil bizim. Fakat araştırdım hani haksızlık yapmamak için gelirken. İçinde maydanoz, işte yeşil biber de vardı. Yeşil biber koymuşsunuz sanırım. Var, yeşil biber var. Pardon. Ve sosunda nar ekşisi. Hepsi var. Nar ekşisi, limon. Ama şey, hiç, onun görüntüsü nasıldı biliyor musunuz? Koyu koyu, böyle sulu sulu, renk olarak da böyle koyu. Ben bunda hiç öyle bir koyuluk görmedim. Sanki sadece evde yaptığım normal çoban salatanın suyu gibi geldi bana. Normal işte çoban salatası. Şimdi şöyle bir şey. Biz çoban salata gibi olmuş. Restoranda bocalıyorlar. Orada sevsen de sen yok, de şey şeyde diyorsun. Tariflerde hani veriyorlar ya. Yani, hatta açabilirim yani telefonda. Tariflerde nasıl yapıyorlar baktığım, değil mi? Orada kayıtlı. Derya Hanım ben restoranın birinde çalışırken demo fotoğraflar çekiyorlar. Sırf menüye koymak için. Bizi orada bocalıyorsun yağı, nar ekşisini falan. O anda hemen fotoğraf çekiyor. O fotoğrafı 5 sene 10 sene kullanıyor. Aslında ama şimdi bunun nar ekşisi biraz şey daha bol olsaydı suyu bir kahverengi olurdu. Künefe reklamı için motor yağı yapıyorlar. Çok az olmuş. Tuzu da az olmuş. onu bilmiyorum Ahmet Bey. Onu ben ilk kez duydum ve şok içerisindeyim. Parlak gözüksün. Öyle mi? Vallahi. Ay. Ya şeyleri bilirim. Reklamlarda bazı şeyleri farklı şeyler. Mesela bir şey ısırırsın salatalık bölerler mesela, ses efekti ama. Yani onu çok uç Adana oldu. Adana kebabına cila sürüyorlar. Evet, hayallerimiz yıkıldı. Salata olabilir bile. Hayır, reklam için demek söylüyorum. Demek siz yani biraz daha tuzlu seviyorsunuz. Ne, yani salata neymiş? Pardon. Bir tık bana göre tuzsuz. Yok canım. Çok abartmıyorum ama ben salataya da tuzsuz ya. Derya Hanım, marketten bugün yok, sanki çok farklı oynuyorsunuz. Minicik nar ekşisi var. Doğranması çok güzel. Doğranması çok güzel. Evet, evet. Ama dediğim gibi içinde de maydanoz... Kırabilirsiniz, sıkıntı yok ama olanı anlatın. İçinde maydanoz olması gerekirdi. Şimdi şöyle bir durum var. İçinde de doğranması gerekirdi. Derya Hanım. Şimdi İdil Hanım, Ahmet Bey bir o kadar evet. Zuhal Hanım da aynı şeyi evet söylüyor. Yani siz çelişkide kalıyorsunuz. Yo, tek kalıyorsunuz. Çelişkide ben kalmıyorum. Demek istiyorum ki yani puan kırırsanız kırabilirsiniz. Hayır, no problem. Ben ama puan kırmak için değil. No problem. Bakın doğranışı çok ya, güzel ama içinde de maydanoz vardı. Bunda yok. Sadece üstüne bir süs maydanoz olarak olmuş. Dediğim gibi sosunun tadı güzel yani ama nar ekşisini biraz daha görmek isterdim. Tarifte öyleydi, suluydu. Yani ya sonuçta nar ekşisi tadını alıyor musunuz, almıyor musunuz? Benimki dediği gibi İdil Hanım sulu da değil. Ama ya, ama öyle yapmayın. Diğer tabaklara baktık sulu. Şöyle hani ben size belki ben yeni bitirdim bir şey. Genelde sulu yani. Gayet sulu. Tamam. Neyse. Yani
görüşlerini yani söyledim. Pekerken sana yani. Kasesi biraz suluydu tarif. Sana sulusunu az, suyunu az koymuş idik evet. Ama var yani. Yani sorun ya yani içinde de maydanoz görüyorum. Olsaydı. Su var hani. Evet, onun suyu daha fazla gerçekten. Olabilir. Tabii olabilir. Yarışma heyecanı şey sunumlar sırasında. E olur, senin de eksiklerin hataların evet, var. Evet evet tabii var. Burada da olacaktır ama salata ile ilgili yani tuzsuz veya sossuz olduğuna katılmıyorum. Yok, gayet şey güzel yani. Yok şey iyi ama nar ekşisi yani renginde hiç anlaşılmıyor. Tariflerde koyu koyu bir renk yok. Size Derya Hanım gerçekten gününüzü iyi ki atlatmışsınız. Hayır, yani. Hayır, o yüzden hayır. çok bunlar onun yani. Emareleri. Ben öyle alıyorum. Niye bugün çünkü neden biliyor musun? Derya Hanım. Tamam, ben sütlaca da yorum yapmayacağım öyle o zaman. Hayır hayır. Tamam, Derya Hanım şöyle tamam, bir şey söylüyorum. Tamam. Öyle izlenim bırakıyorsunuz cidden. Siz öyle algılamak istediğiniz için öyle algılıyorsunuz. İdil Hanım da benim yaptığım yorumlara yakın bir yorum yaptı. Bakın suyu yok dedi. Ama yani, suyu yok dedim ama evet. Yanlış anlaşılma olmasın. Diğer tabaklarda var. Ben bunun tamam. O zaman okey rahatsız olmam okay dedim. Herkesin yani. Tadının tuzunun doğru orantıda olduğu okay şey siz yok dediniz. Tuz bir tık az ama bana göre dedim. Okey ona da sorun yapmıyorum sıkıntı. Dedim. Ben, ekstra bir şey söylemiyorum. Pürenin karabiberli olduğuna hepimiz katıldım. Ona hepimiz senin fikiriz canım. Ben, kendi diyor paketle katıldım zaten. Bunu neyse söylememek o. İmkansız zaten. Buna bariz bir hatayı. Ben daha bakın. Sıkıntı yok. Siz de eleştirinizi dinliyorum sonra konuşuyorum ya. Ben daha mutfağa ilk girdim. Püre her bütün yemeklere bir bakıyorum. Seninkine bakacağım yarın Ahmet. Tabii. Nasıl gitti falan diye sohbet ediyoruz. Bir açtım dedim ki bunun rengi niye bu kadar kara? Karabiberini mi kaçırdın dedim. Direkt zaten. Direkt öyle söyledi Zuhal Hanım aynen. Evet. Ama sizler yiyin ki öyle karar verin diye. Etkilemek istemedim. Olmadı. Yani ne kadar patates tekrar haşlayıp koydun mu içine? Bir tık daha koydum ama sürem şaka sıkıydı. Evet. Ha gene girdi yani tabii, bunun içine bir. Iki, ona rağmen. Bir buçuk patates daha girdi içine. Bir buçuk patates daha koydum. Haşladı. Bayağı bir... Karabiber de o kadar cidden... baskın bir baharat ki yani. Evet. Yani kestane yani düşünün kestaneyi koymama rağmen. Kestane kurtaramamış. Ekstra patates de kurtaramamış. Yani. İsmet Beyciğim. Evet, salatanız abi. Olması gerektiği gibi bana göre olmuş. Afiyet olsun. Çoban abi. Salatasının ince olanı kaşık salatası kıvamında bana gelen gayet iyiydi. Ama siz de afiyet söylüyorsunuz olsun. Ki çoban salatası gibi olmuş. Söylüyorum zaten. İşte kaşık efendim. Salatası biraz daha farklı oluyormuş. Ben öyle tamam. Araştırdım. Peki efendim. Bekleyin Derya Hanım siz yorumunuzu yaptığınızda bir anı bildiğiniz. Bana göre biraz fazla pişmiş. Tamam. Çünkü bu pirzolanın dokusu o kadar yumuşak olan bir et ki yani şurada güneş ışığına 5 dakika koysanız biliyorsunuz. Şimdi bizim ülkemizde biraz çok pişmiş sevilebiliyor ama. Evet genelde öyle. Etin ben çok fazla pişmiş olanını vampir gibi de değil de. Pembemsi kalmasın. Biraz olma öyle istiyorum. Şey arasından pişmiş. Sebzeleriniz bana göre tam olması gerektiği gibi hafif diri olması gerektiği gibi olmuş. Evet, evet. Püreniz karabiberin azizliği evet, maalesef buramış. Kestaneniz heba olmuş içerisinde. Kesinlikle. Pürenizin kıvamı iyi olmuş ama maalesef biraz gümbürtüye gitmiş. Sunumuz ve genel olarak yemeğiniz gayet güzeldi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Ben de eti beğendim. Güzel yumuşak püre zaten söyledik. Evet söyledik. Sebzeleri bundan birazcık daha fazla pişirseydim ben derdim ki çok pişirmiş. Çok pişmiş çünkü al dente olması gerekiyor. Aynen öyle kesinlikle bu olmalı yani. Salata da güzel ben beğendim eline afiyet sağlık. Olsun. Genel olarak güzel bir yemek yedik püre hariç. Evet. Eline sağlık. Sunumun da evet. Ayrıca Ahmet'in de dediği gibi diğer evet, arkadaşlarım da. Evet sunum da çok güzel. Gayet başarılı. Yani bunu şimdi şey yapıyorlar. Yok teşekkür ederim. Pürenin üstüne koyuyor iki tane et. Yanına da böyle bir çala kalem deriz ya. Atıyorlar sebzeyi. Olur mu? Evet ama olmaması lazım. Yani evimizde yaparız da bir yemek yarışmasındaysak bu şekilde sebzelerin hem renk bir de renk de var. Evet. Mesela bazen de şunu güzel. Yapıyorlar. Sebze garnitürlü et ya da tavuk getiriyorlar ya da balık. Sebze brokoli olmuş kahverengi. Bir çubuk kuşkonmaz olmuş kahverengi. Hiç renk yok tabakta. Püre öyle kahverengi. Yiyesi gelmiyor insanı şey olarak görüntü olarak. Halbuki bak renk. Kırmızısı, sarısıyla, envai çeşit sebze. İşte şunu istiyoruz. Görsel çok güzeldi. Ben lezzetli de buldum, salatasını da buldum. Bir de püre maalesef karabiberin azizliği de değil mi? Püre İsmet'in azizliğine uğramış. 10 numara olmaya çok yaklaşmışken maalesef karabiber gebertmiş. Sen 10 numaraya yaklaşmışken derken nasıl? Gözler kalktı. Ama eti fazla pişmiş bana göre diyorsunuz. Şimdi de diyorsunuz ki 10 numaraya yaklaşmışken. Niye 10 numara değil ki? 10 numara gitti değil ya bu sinirleniyorsunuz. Hayır yani hem eleştiriyorsunuz hem 10 numaraya yaklaştı diyorsunuz. Bu nasıl bir ben çelişki anlamadım. Ben eleştirdiğim zaman sizin gibi her şeyde bir kusur aramıyorum. Ben her şeyde bir kusur aramadım. Herkes... Etinin pişmişliğini herkesten önce ben söyledim gayet güzel pişmiş dedim beğendim tamam. Dedim.
Eline sağlık. Ben ne dedim? Kameralar da kayıtlı. Eleştirdim ne oldu? Siz eti çok pişmiş dediğiniz halde. Ben eti beğendim dedim. Biraz daha az pişmişi tercih ederdim dedim. Bana göre etiniz fazla... Bu eti yumuşak nereye koysanız pişerdi derdim. Evet derdim bana ama. Göre fazla pişmiş musunuz? Dediniz. Gayet iyi dinliyorum. Bana göre dedim ama. Evet bana göre. Türkler dedim yani bizim bakın milletimiz... Bakın gerçekten ben de biraz fazla pişmiş bulduğum halde eleştireceğiniz için söyleyemedim. Hayır, çekindim bakın, yarışmacılardan. Bizim milletimiz biraz daha pişmişti çok sevdiğinden dolayı. Hayır ben de bu kadar... Bu şekilde yapmış olabilir dedim. Ben daha az pişmiş seviyorum dedim. Yakmamış ya da kurutmamış eti. Evet. O da ayrı evet. Yani. Ha, kimisi daha az pişmiş sever evet. O başka o tercih. Onu diyorum. Kimisi kanlı bile yiyor. Aynen öyle. Ben de hiç tercih etmem. Eyvah notlar alınıyor. Gününü atlattığı için puanlar oynuyor. Yok emeğinize puan verdim. Sıkıntı yok. Verdim. Benim için yine de adaletli niye olacağınıza mi? İnanıyorum. İnanın emin çünkü olun. Çünkü ilk iki günkü... Emin olun. Hani dünkü sizin gününüz haricindeki iki gün takip ettiğim kadarıyla, evet. Gördüğüm kadarıyla adaletli puanlar evet. Verdiğinizi düşünüyorum. Aynen öyle bugün devam. De aynı adaletli hiç yanlış bir davranacağınızı tabii düşünüyorum. Ki, çünkü ki. Ben dün farkındaysanız teşekkür verdiğim ederim. Puanda... Hiç tereddüt etmeden yani teşekkür tek seferde ederim. Puanımı verdim. Çünkü neyse o olması verdim. Gereken puan oydu. Ben benim gözümde. Aynı şekilde. Ki aynı şekilde herkes Ahmet Bey'in de verdiği puan oydu. Emin olabilirsiniz. Akşam eve gittiğinizde eliniz vicdan koyduğunuzda bu verdiğiniz puanlar sıkıntı yoksa mesele yok benim için. Kesinlikle. Bakabilirsiniz. Zaten ben burada ana yemeğine de puanımı verdim. Yok canım onu göstermeyin de. Yok yani alıyor. Notlarımda ben hemen çorbasına da puanımı geliyor, verdim. Portakal. Ana yemeğine de puanımı verdim. Sizin tasarrufunuz tabii. Yani bir de ne var biliyor musun Derya? Ben hayatta her zaman, yani 27. yılım bitiyor benim bu sektörde Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Ben her zaman şuna inanırım. Ne yaparsanız yapın, layığıyla yapın, severek yapın, hakkını vererek yapın. Ne iş yaparsanız, hangi sektörde olursanız olun. Veyahut insanlar sizi güzel ansınlar. Saygı ve sevgi çerçevesinde. Evet buradan bir tane, bazen de iki tane çıkıyor birinci. Çıkıyor, diğer yarışmacılar kaybediyorlar. Fakat ben isterim ki herkes güzel hatıralarla, anılarla bir renk olsun hayatımızda.